Şimdi bakın yoldan geliyoruz. Şimdi yine yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranında, oturanında garantisi yok. Yani ruh bir saniyeliktir. Küf dedi mi bir soluk tuttu, gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle hayatım boyunca böyle gittim. Bundan sonra da böyle gideceğiz. Efendim, yiğitlerin harman olduğu diyardan, şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş Elbistan'dan program çekimlerimiz devam ediyor. Ve Elbistan program çekimlerimizde Elbistan'ın tarihi dengelerini, siyasi analizlerini, kültürel bakışını, tarihi dokularını da ekranlara taşıyoruz. Yanımızda çok kıymetli bir iş adamımız, değerli bir siyaset adamı Sayın Ali Alagöz beyefendi var. Hemen onu misafir etmek istiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Allah iyilik afiyet versin. Saygılar sunarım. Saygılar efendim. Ali Bey, Büyük Birlik Partisi'nin rahmetli Muslim Yazıcıoğlu genel başkanla Büyük Birlik'in kurucularından bir tanesi. Büyük Birlik'in ilk kurulduğu günden bugüne çok ciddi Muhsin Başkan'la omuz omuza çalışmış ve Muhsin Başkan'la da kader birliği yapmış bir iş adamımız. Maddi, manevi, gece, gündüz demeden Muhsin Başkan'la bu siyasi yolculuğunu sürdürmüş. Ta ki Muhsin Başkan'ın rahmetli olana kadar, şehit olana kadar. Şimdi Muhsin Başkan'la ilgili anılarını dinlemek istiyoruz. Çok merak ediyoruz. Muhsin Başkan'la tanışmanız ne zaman başlamıştı? Nasıl bir dostluk başladı Ali Bey? Muhsin Başkan'la tanışmamız da 78'lere dayanır. Orada bir tanışmamız oldu Ankara'da. Ondan sonra bunu yavaş yavaş geliştirdik. Samimi bir arkadaş olduk. Hep yanındaydık. Tabii Muhsin Başkan siyasi parti kurana kadar beraberliğimiz sürdü ve ondan sonra da beraber aynı siyasi parti kurmaya karar verdik ve kurucularındayım. Muhsin Başkan, Allah mekanını cennet etsin. Allah Peygamber Efendimiz'e yoldaş etsin. Ne bileyim yani, bu Türkiye'nin en büyük kayıplarından bir tanesidir. Türkiye'nin de Türk dünyasının kayıplarından Muhsin Başkan. Herkes gerçekten de şu günde de bir Muhsin Başkan dedim miydi? Ben varayım bir yere vardım mıydı? Bir Muhsin Başkan'ın arkadaşı veya tanıyan oldum muydu? Gerçekten büyük bir miras bırakmış bize. Evet. Muhsin Başkan'ın arkadaşı dedim miydi? Herkes bize saygı duyuyor. Buna da çok ne bileyim gurur verici, şeref verici bir liderimizdi. Muhsin Başkan'la bir anı diyorsunuz. Kısa bir en son anımı anlatayım. Bir gün burada bir miting yapıyorduk. Şehit olmadan bir 15 gün falan önce, yani Mardın 5'i miydi? Kesin orayı hatırlayamıyorum da. Elbistan mitingi mi? Elbistan mitingi yapıyorduk. Burada sabahleyin burada kaldı, akşam dedi. Sabahleyin siz misafir ettiniz. Biz misafir ettik. Sabahleyin de mitingimiz vardı. Bir de iyi bir kar yağıyordu. O arada bir Nurhağ'a gitmek, orada davet etmişler. Kullar, tatlar da bizim bir adayımız vardı. Onu bir ziyaret edecekti. Açılışımız vardı. Oraya gidecektik. Efendim polis dedi ki ne? Bilmem bir yıl dönümü varmış. Dediler ki bugün gitmesek belki dediler hakkımızda hayır olur dediler. Sakıncalı buldular yani. Sakıncalı buldular. Dedim ki, dediler ki siz derseniz belki sizi, ben biraz samimiyim ya. Evet. Ben de dedim ki böyle böyle dedim. Yollar karlıymış. Güldüm. Bin arabaya dedi ve gittik. Dolaştık. Gelirken ben Elbistan'ı arıyorum, miting alanını. Kalabalık var mı? Biraz az dediler. Tabii ben burada kendi kendime bilmem uğraşıyorum. MHP'yi arıyorum. Saadet Partisi'ni aradım. Dostlarınızı aradım. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı aradık. Orada arkadaşlarımızı. Tabii çok şükür
Hep onlar da toplanmışlar. Bir, iyi bir kalabalık. Hala orada konuştum. Şimdi enteresan bir şey oldu. Bizim kardeşim İbrahim ve orada sözcüler Daren'de Göksün, Avşun, Maraş'dan gelen adayları tanıtmış. O arada bizi söylememişler. Bunu dikkatini çekmiş. Orada çağırmış. Dedi ki ne? Ali niye söylemediniz demiş biliyor musun? O kendi beni kolumdan tuttu. Böyle bir resimler, videomuz da var hala. Dedi işte 78'den beri tanışırız. Ne bileyim işte şunu yapar. Ha biz de elimizden geleni çok şükür bir dikiş koymadım. Ben 2000'e kadar zaten Mersin'deydim. Mersin'in komple teşkilatlarını ben kurdum. 2000'de buraya geldiydik. Kendi beni anlattı. İşte 78'den beri tanıştığımızı, şunu bunu. Millet de tabii şey yaptı, alkış yaptı. Bizi onurlandırdı, şereflendirdi. Vesselam önemli olan şuydu, şunu anlatmaya çalışıyorum. Buradan Daren'de gidiyorduk. Orada Sivas'tan gelen arkadaşlar alıp Daren'de Sivas üzeri gidecek. Yapılığa vardık, büyük yapılığa. Ben büyük yapılaklıyım. Kendimi tanıtmadım ama tanışacak iyi olurdu. Evet, buyurun. Elbistan'ın büyük yapılak gönderim. Efendim Elbistan'da çıktık. Yapılığa vardık. Dediler ki Yeniköy'de kar var. Yollar çok karlı dediler. Şimdi göz göze geldik. Allah şahit gayni böyle. Dedi ki ne bana, öyle anladım ben yani. Sen bunlara beni bırakma, sen götür dercesine bana bir mesaj verdi. Sevgili izleyiciler, şu empatiye bakar mısın? Şu dostluğa bakar mısın? Artık konuşmadan da. Şimdi öyle deyince tabii şu anda da hala heyecanlanıyorum. O şey gözümün önüne geldi. Ve dedim ki orada arkadaşlara, dedim kardeş dedim sizden özür dilerim. Ben dedim yollar karlıymış. Dedim belki arabanızda dedim lastiğiniz olmayabilir. Tabii kırmamak şartıyla arkadaşlar orada gelenler. İncitmemeye çalışmışsınız. İncitmemeye çalıştım. Onlar dedi ki saygı duyarız ve güldüm. Buna baktı güldüm ve gerçekten çıktık. Daren diye vardı. Tabii büyük bir kalabalık. Orada dedim ki Sayın Genel Başkanım dedim müsaade edersen ben dedim döneyim dedim. Adayız ya. Ve buradan oradan dedi ki bir dakika dedi. Mitik'te gene yanındayım ben. Tabii elimden kaldırdı beni tanıştırdı. Daren de halkına. İşte dedi şu günden tanışırız. Böyle arkadaşlık. Şu yok bu yok. Ne bileyim bu zamana kadar en ufak bir şey olmadı çok şükür. Oradan vesselam bizi tanıştırdık. Vedalaştık ayrıldık. Ayrıldıktan sonra biz buraya geldik. Oraya gitti. Ondan sonra tabii oradan çıktı helikopterinin bindirmez olasçalar. Hayatta da binmediydi. Hala şunu demiş. Beni helikoptere bindirmen, öldürmek mi istiyorsun demiş. Biliyor musun? Böyle mi açıklama yapmış? Aynı açıklama yaptı. Aynı öyle. Şarkışla'ya toplan. Tamam. Şimdi ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Ben buradan evet Kanga buradan Gemerek'teki kardeşlerime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Gemerek'teki mitingimizin hayırlı olmasını diliyorum. Murat 29 Mart'ta inşallah Gemerek'in belediye başkanı. Biz de onun arkasındayız. Beraberiz. Tecrübesiyle, yeteneğiyle Gemere'yi en kısa zamanda köy olmaktan kurtaracak bir başkana kavuşacak genel Gemere'imiz. Ben buradan evet en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Bütün değerli hemşehrilerimi buradan helikopterden sevgiyle selamlıyorum. Efendim. Siz son mitinginde Çağlayan Cerit'te bulundunuz mu? Ben son mitinginde işte en üzüntü o. Maalesef rahatsız hastalandım, üşütmüşümüşüm. Hala oradan geliyor. Çağlayan Cerit'te konuşurken diyor ki Ali 6 tane dürüm yaptırdı. Pek yemek millete hayatta bir yük olmadı Musum Başkan. Millete hayatta demedik ula bu nasıl bir adam dedim ben arka sıra. Şu anda 12 yıl olmuş. Gerçekten de özlemle arıyoruz. Ne bileyim yani deseler ki alala göz ömrünü alan ona verdiyse Allah şahit veririm.
Sevgili seyirciler, görüyor musunuz? Samimiyet... Allah şahit olsun, o ömrümden alıp veririm. Samimiyete bakar mısın, sevgiye bakar mısın, aşka bakar mısın? Siyasetten öte bir durum. Aynen arkadaşımız da. Yani. Ha, benim kesemden gittiği gibi Türkiye'nin kesesinden gitti. Biz buna tabii çok üzülüyoruz. Her senede çok şükür anlıyoruz ama içimiz buruk. Hep gönüller onu arıyor. Şimdi Allah ne bileyim yani, buradan da tekrar rahmet diliyorum. Peygamber Efendimiz'e yoldaş etsin, mekanını cennet etsin diyorum. Burada da arkadaşlar ne bileyim yani, büyük birlikçi olarak şu anda büyük birlikten 2011'de tabii ben ayrıldım. Şu anda genel başkanla... Kaç yılında ayrıldınız efendim? 2011'de. 2011'de? 2011'de şu anda genel başkanla biraz ters düştüm. Yani bizim yolumuz öyle değildi büyük birlikten. Bizim genel başkan vardı, Yalçın Topçu. Buradan da selam söylüyoruz. Onunla biz beraber ayrıldık. 2011'den bu yana da büyük birliğine pek şeyim kalmadı. Niye ayrıldın dersen, bizim düzeni böyle değil ya. Bize Musum Başkan'ın bıraktığı miras öyle değildi yani. Benim hoşuma gitmedi. Ayrıldım ve şu anda da ben haklıyım olarak görüyorlar şu anda. Öbür arkadaşlar da hemen hemen hepsi ayrıldı. Şimdi efendim bir de şunu sormak istiyorum. Şehit lider Muhsin Başkan'a mekanı cennet olsun bir kez de biz rahmet diliyoruz. Bu hala dava sürüyor, dava aşamasında. Dava ile ilgili, süreçle ilgili çok konuşmak istemiyoruz adli sonuçlar olduğu için. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi herhangi bir siyasette bir yelken açıyor musunuz? Şimdi sizin davanız Muhsin Başkan'la başladı. Muhsin Başkan'dan sonra da noktaladınız Büyük Birlik'te. Noktalamadım esas orada da. Genel Başkan'a kızgındım yani. Hala da üyeliğim var Büyük Birlik'te. Yani üyeliğini sürüyor. Üyeliğim sürüyor. Biraz genel başkana kızgınlığımdan partiye gelip gitmedim. Onlar da bizi aramadılar. Öyle oturuyoruz. Peki bundan sonraki süreçte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Zaman gösterecek. Yeni bir oluşumda yer alma... Yeni bir oluşum olabilir. Yani böyle bir oluşum duyuyoruz. Çalışma var. Çalışma var da şu anda daha kesin belli değil. Allah hayırlısını versin vatanımıza, milletimize. Ha biz vatancıyız, bayrakçıyız. Bizim için kim bu vatana hizmet ederse... Makamcı mevkici değiliz. Değil diyorsun. Değil, Allah etmez. Biz makamcı mevkici değiliz. Cep peşinde de değiliz. Bu zamana kadar zaten Büyük Birlik'te ne bileyim gezenle uğraşanlar kesinlikle bir cebi olmadı. Cebi düşünemez. Cebinden harcamıştır. Cebinden harcadık. Hepimiz cebimizden harcadık. Hala da harcarız. Ha öyle derken yani Büyük Birlik ne bileyim ya, bizim tabii göz bebeğimiz. Çünkü kurucumuzun, liderimin kurucusu. Ha gönül hep orada. Yani şimdi kalkayım dersem, şöyle böyle dersem değil yani. Ha genel başkan eğer ki derse ki ayrılır ve de şey yaparsa, bizim gene gelip gideceğimiz oraya. Evet. Ocağımız bizim ya. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sorunuz varsa baş tacım. Bizim için en önemli açıklamaları Muhsin Başkan olan açıklamalardı. Ha şunu hiç unutma. Bunu da herkes bilsin. Gerçekten Muhsin Başkan'ın yol arkadaşı dediği an vallahi nereye gidersen git saygı duyuyorum. Çünkü yanlış olmaz ya. Muhsin Başkan arkadaşlarına yanlış olmaz. Olmamış da yani. Muhsin Başkan'la en çok neye üzüyorsunuz? Daha 78'den beri tanışırız ya. O gülüşünü var ya. Sizin hafızanızda kalan, sizi en çok etkileyen. Etkilen bazen ben şeyden deli derdi biliyor musun? Deli derdi. Ne bileyim yani Maraş'ta sorumluydum. Bölge sorumluydum. Kesinlikle şunu yap. Mesela bu bölgelerde bir şey oldu bana danışırdı. Şuna bak bakayım, incele bana söyle derdi. Hala bir gün Maraş'ta il başkanı olacaktı bir arkadaşımız. İki arkadaşımız adaydı. Dedi incele dedi ve gittik inceledik. Dediler ki bu daha iyi ve gittik genel merkeze rapor verdik. Orada da bir arkadaşa sordum. Şu anda avukatlık yapan bir arkadaşa dedim ki böyle böyle destekliyorum dedi. Maalesef Muhsin Başkan orada desteklemediydi. Tabii Muhsin Başkan da kızlıydı. Ya geçenler dediğim bir şeyi söyleyeyim. Yalçın Topçu'yla biz görüşürüz. Allah işin gücünü rast getsin. Orada oturakan böyle bir Bingöl milletvekili ismini hatırlayamadım şu anda.
Böyle konuşarken dedi ki ya dedi Yalçın Topçu'ya, Sayın Bakanım dedi, bu Ali Bey'le dedi bu samimiyet nereden geliyor dedi. Çok dikkatimi çektiniz dedi. Ne gibi dedi? Ya kimsenin böyle samimi değilsin dedi, biliyor musun? Dedi ki ne, rahmetli genel başkanımın en güvendiği insanlardan biri buydu dedi. Benim için. O da tabii gurur şeref verecek. Ne bileyim yani böyle bir anımız, bu bir tane son anımız bu. Evet. Çok anılarınız var da daha derseniz anlatırım evet, ben. Evet. Yani Muhsin Başkan'ın her sözü, her söylemi bir anıydı zaten. Tabii. Mersin'de evet. De şurada ne bileyim çok çok yerler gezdik. Evet. Çok dolaştık. Allah tekrar diyorum mekanı cennet olsun. Ne bileyim burada da arkadaşlarına da saygı ve selamlarımı sunuyorum. Büyük birlikte olup da Muhsin Başkan'ı arkadaşı olup da zarar görmezsiniz. Evet. Muhsin Başkan arkadaşa zarar gelmez. Evet. Kesinlikle gelmez. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Saygı abi. Ve hürmetlerimi iletiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Baş tacısınız. Sağ olun. Başınız gözünüz var olsun. Allah razı olsun efendim. Efendim bugün Elbistan'ın değerli iş adamlarından değerli abimiz, hemşerimiz Ali Alagöz ile birlikte rahmetli şehit lider Muhsin Başkan'ı, onun en yakın yol arkadaşlarından birisi olduğu için bugün onu ziyaret etmek ve Muhsin Başkan'ı yad etmek istedik. Açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. O da her açıklamasında gerçekten sesi titreyerek çok duygusal bir hava. Çünkü anısı, hatırası üzerinden bunca sene geçmesine rağmen hala çok taze olduğunu belirtmek istiyoruz. Dünkü gibi. Biz de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu başkanımıza rahmet diliyor. Mekanı cennet olsun diyoruz. Sevenlerine buradan Elbistan'dan selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Kimisi örgütçülükte bölücülük yapıyordu. Halbuki Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Doğulusu, Batılısı, Kuzeylisi, Güneylisiyle Türkiye bir olmalıydı. Türkiye birlik olmalıydı. Ve bu birliği temsil edecek, bu birliği sağlayacak bir büyük birlik olmalıydı.